Merhaba arkadaşlar. Bugün yazım kurallı testlerimizi çözüyoruz. Evde kal ama derslerinden geri kalma videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yukarıdaki numaralamış cümlenin hangisinde geçen altıncı sözcük yanlış yazılmıştı? Arkadaşlar, Koca Mustafa Paşa yer adları birden çok sözcükten oluşursa bitişik yazılır. Otura durun. Özel kuralı bileşik fiiller bitişik yazılır. Ziya Gökalp Bulvarı. Bulvarlara, yapı, binalara gelen ekler ayrılır. Dil bilgisi doğru. Hava yolu, karayolu gibi yolla ilgili kelimeler arkadaşlarım ayrı yazılır. O yüzden cevabımız D seçeneği. D'nin yazımı yanlıştır. D'yi cümleden atacağız. Anlamında herhangi bir daralma, bozulma olmuyorsa arkadaşlar bağlaştır. Bozuluyorsa ektir, eki atamayız. Bu bitkiler ilaç olarak kullanmak istendiğinde kiminin kökünden, kiminin kabuğundan yararlanılır. De yatalım şimdi. Bu bitkiler ilaç olarak kullanılmak istendiğin, bakın bozuluyor. Demek ki bu ektir. Ek ayrı yazılmaz, ek bitişik yazılır. Cümleden atamazsınız. O yüzden doğru seçeneğimiz A arkadaşlar. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır arkadaşlar? Bu kalıntılar Ankara ili sınırları içerisinde yer alıyor. Doğru arkadaşlar. İlk kelimesi de doğru. SZK'nin doğru. K'nın ya da N'un şeklinde olmayacak. Bunlar doğru arkadaşlar. Karayolu, havayolu bunlar zaten demiştik ki ayrı yazılır. Arkadaşlar saat ve dakikalar arasında nokta gelir ama sıfırlar okunmaz. 13T şeklinde ifade etmemiz lazım. O yüzden doğru seçeneğimiz D arkadaşlar. Hangisinde yazım yanlışı vardır arkadaşlar? Keşanlı Ali Destanı ile Sersem Koca'nın kurnaz karısı Haldun Taner'in iki oyundur. Yok. Kimi zaman çocuğunuzun doğru kişilerle ilişki kurup kurmadığına dair endişeleriniz de olabilir. Görünmüyor. Hemen her gün toprak yüzünden, kan davası yüzünden ocaklar sönmektedir. Yine yok. Başarılı kişinin yetenekli ötesinde şansla da ilişkili olduğunu, şansla da daha yattığın zaman cümle bozulmuyor. Demek ki bu bağlaştır. O yüzden doğru seçeneğimiz D'dir değerli arkadaşlarım. Ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Ki üzerine ler getirin arkadaşlar. Ler geliyor ise bitişik yazılır. Ler getiremiyorsanız bağlaştır, ayrı yazılır. Öyle bir dert kiler olmuyor. Demek ki bu bağlaç ve doğru yazılmıştır. Gün gelir ben de hesapla ne var kiler olmuyor bakın. Bağlaçtır, ayrı yazılır. Öyle uzak öyle uzaksın kiler olmuyor bakın. Bağlaçtır, ayrı yazılır. Korkularına yüzleş kiler olmuyor bakın. Bağlaçtır. Son zamanlardakiler işte bakın oluyor. Bu tutum. Nasıl tutum? Son zamanlardaki tutum. Yani sıfat yapan ki'dir. O yüzden cevabımız E'dir. Zaten bitişik yazılması gerekiyor. Hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A'ya bakıyoruz arkadaşlar. Sınıftaki sertleşme olması lazım. Güzelce topladı odasını, sonra da bir güzel temizledi. Sonra bakın D'ye attığım zaman bozulmuyor. O yüzden bağlaştır, ayrı yazılır. Karadeniz özel isim ama yapım eki geldikten sonra ayrılmaz. Ayrılmadıktan sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz. Doğrudur bu. Hamsiye düşkün olmadan şaşırmamak gerekir. Bu yapılanlara baktıkça doğru. Yani bu seçeneği diyoruz. 1945 T şeklinde yazılması lazım. O yüzden yanlış olmayan tek seçeneğimiz C'dir değerli arkadaşlarım. Hangisinde yazım yanlışı yoktur arkadaşlar? Hukukun olmadığı bir ülkede insanca bir yaşam sürmek mümkün mü? Bu bir dursun. Karşı koymadıkça hamburger üstüne hamburger, kalori üstüne kalori alanlardan mısınız? Mı ayrı yazılması lazım.
Son nefesimde bile senin sıcak gülümseyişini hatırlayacağım değil, hatırlayacağım olacak. Hemen getireceğini söyleyerek aldı kitabı, hala iade etmemiş kitabı olacak arkadaşlar. Şurada yanlışlık. Her çocuk kendi babasının öbürkilerinden daha çalışkan olduğunu iddia değil de iddia olacak arkadaşlar. Şurada iyi gelmesi lazım. O yüzden doğru seçeneğimiz arkadaşlarım A'dır. Diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Bazı öğrenciler ünsüz yumuşaması ile ünsüz benzeşmesi kurallarını bilmediği için yazım yanlışı yapıyorlar. Hangisinde bu cümlede yakınlanan yani şikayet edilen türde bir yazım yanlışı vardır? Adam yakası bağrı açık dolaşıp duruyordu. Ordunun modernizasyonu çerçevesinde yeni uçak savarlar alınıyor. Onların yiğitçe, bakın sertleşme olması lazım değil mi? O yüzden cevabımız arkadaşlarım C'dir. Türkçede özel isimlere bağlı meslek adları, saygı sözcükleri, sanlar ve takmadlar büyük harfle başlar. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Salonda herkes Bay Fuat Parlak'ı dinliyordu. Doğru. Doktor Ali Hanım doğru. Komşularımızdan Avukat Hamdi Bey. Arkadaşlar lakap ve ünvanlar akrabalık belirtmediği sürece büyük harfle başlardı. O yüzden doğru seçeneğimiz C'dir arkadaşlar. Hangisinde yazım yanlışı vardır arkadaşlar? Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku. Çağır Karaçoğlan çağır, taş düştüğü yerde ağır. İşkence yaptıkça bana gülerdi, benim sadık yarim kara topraktır. Geç fark ettim. Arkadaşlar yardımcı eylemler düşme türeme olmadığı sürece ayrı yazılırdı. Fark etti, terk etti, arz etti, aşk olsun gibi sözcükler düşme türeme olmadığı için ayrı yazılması gerekir. O yüzden cevabımız D'dir arkadaşlar. Hangisinde kesme işaretiyle ilgili bir yanlışlık vardır? Önümüzdeki ay Sinop'tan arkadaşım gelecek. Sinop'tan. Özel isimlere getiren çekim ekleri ayrılır. Özel isimlere getiren yapım ekleri ayrılmaz arkadaşlar. Amerika, Amerikalı yapım ekidir. O yüzden bunu ayıramayız arkadaşlar. O yüzden cevabımız B'dir. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Yaşam için uygun koşullara sahip tek gezegen dünyadır. Arkadaşlar, dünya, güneş, ay eğer astronomi terimi ise büyük harfle başlardı cümle içerisinde ve üzerine gelen ekler ayrılırdı. Ayrılmış. Meteorolojinin bildirdiğine göre İstanbul'da hava yağışlı olacak. Evet. Teyzesinin kızının da Atatürk Üniversitesi'nde okuduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesi bir kurum kuruluştur. Kurum kuruluşlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz arkadaşlar. Bunun tek istisnası vardı. O da neydi? Avrupa Birliği'ydi. O yüzden doğru seçeneğimiz arkadaşlarım C'dir. Hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da daha ayırmamız lazım. Değil mi? Dostlarla yollar ayrıldı birbiri şeklinde. Gittikçe artıyor. Yalnız yalından gelir arkadaşlar değil mi? Yalın kelimesinden geliyordu bu. O yüzden 4 ve 5 E seçeneği yanlışlık yapılmıştır. Kısaltmalar getirilen ekler kısaltmanın kısa okunuşuna uyar. Buna göre aşağıdaki cümle hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Avrupa Birliği değil mi arkadaşlar? Şimdi burada Avrupa Birliği'ne değildi arkadaşlar. Kısaltmayı nasıl okuyoruz? AB. O zaman eki de o şekilde getirmemiz lazımdı. Yani AB'ye girmek için tüm olanaklarımızı kullanıyoruz şeklinde dememiz lazımdı. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Arkadaşlar dünyada hala aktif yanardağlar
volkanlar var. Ülkemizde sosyoloji, toplum bilimi önemli gelişmelere kaydetmiş. Cahit Sıtkı ölümden kaçış temasını en iyi işleyen şairlerimizdendir. Türkçe sözcüklerde iki ünlü yani sesli yan yana gelmez. İthalat, ihracat, dış alım, dış satım oranları bu sabah açıklandı. Cevabımız arkadaşlar A seçeneğidir. Zaten Volkan özel bir isim olmadığı için büyük harfle yazamazsınız arkadaşlar. O yüzden cevabımız A diyorum. Bu cümlenin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Arkadaşlar A kimya kitabım ve matematik defterim Ali'de kaldı. Bundan daha rahat yaşadığım dönemler de oldu. Arada bir araya gelir, eski güzel günlerimizi yad ederiz. Şimdi arkadaşlar yad ederiz. Saat 19'a kadar etüt çalışmanın aralıksız devam edecektir. Çocukluk arkadaşlarım da sıkıntılı günlerinde hep beni ararlar. Çocukluk arkadaşlarım sıkıntılı günlerinde hep beni ararlar. Şimdi arkadaşlar D'yi cümleden atalım. Çocukluk arkadaşlarım sıkıntılı günlerinde hep beni ararlar şeklinde ifade etmemiz lazım. Yani bağlaştır, bağlaşlar ayrı yazılması gerekir. O yüzden cevabımız E'dir arkadaşlar. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor arkadaşlar. 3 Mart 1983 T demeniz lazım. Sertleşme olması lazım. Önümüzdeki hafta gerçekleşen ay tutulmasını izlemek için gözlük aldım. Arkadaşlar doğru yazılmıştır. İnsanlık ilk çağ dönemlere gelen ekler ayrılırdı arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'nun ayıramazsınız. Kuruluşlara gelen ekler ayrılmaz. Yabancı diller derken D'yi küçük yazmanız gerekir. Ayıramayız arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Sayılan yazılımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Saatte 120 km hız, 12 inci. Arkadaşlar üleştirme ekleri sayıyla değil yazıyla yazılması gerekir. O yüzden burada yanlışlık vardır. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Bakalım aşamaz, çoğu, zannetmek, sabırını olamamak. Arkadaşlar iki heceli kelimeler üzerine sesli harf aldığı zaman ne yapardı? İkinci hecesindeki dar ünlü düşerdi. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Çünkü burada titizlikle yapmaz, sabrını gösterenler başarılı olur şeklinde dememiz gerekiyordu. Aşağıdaki hangisinde sözcüklerin tamamı doğrudur? Sapsarı doğru, kuru yemiş yanlış. Lüle taşı yanlış arkadaşlar. Çünkü ikinciler anlamlarını koruyor. Çiğ köfte anlamını koruyor. Gün ortası koruyor. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Hangisinde arkadaşlar yazımı yanlıştır? Bakalım söz konusu. İngiltere'de gökyüzü dramatik resimleriyle. Dramatik kelimesi arkadaşlar yabancı bir sözcüktür. Arada I yoktur. O yüzden cevabımız da D seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış cümlenin hangisinde geçen altı çizili bölüm yanlış yazılmıştır? Arkadaşlar hatırlarsanız biz demiştik ki ara yönler arkadaşlarım ara yönler bitişik yazılır. Özel isimden önce gelse büyük harfle başlar, sonra gelse küçük harfle başlar demiştik ama ara yönlerin kuralı her zaman arkadaşlarım bitişik yazılmasıdır. O yüzden yanlış olan seçeneğimiz A'dır. Bu parçada numaralanmış cümlenin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Divan şiiri imaj dünyası bakımından geniş bir içeriğe sahiptir. Arkadaşlar soruları sonuna kadar okumak isterdim ama cevabımız A'dır. Çünkü divan şiiri özel bir şiir değildir. Hani divan edebiyatı, divan şiiri, divan sanatı, divan şairleri bunlar
İkinci sözcüklerin arkadaşlar küçük harfle başlaması lazım. O yüzden cevabımızın da A olması gerekir değerli arkadaşlar. Bu parçadaki yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hisarcılar 1950-1980 yılları arasında etkinlik göstermiştir. Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, İlhan Geçer, Bekir Sıtkı Erdoğan, Bahattin Karakoç, Talat Said Halman, Gülten Akın, Sezai Karakoç, Ümit Yaşar Oğuzcan, Yavuz Bülent Bakiler gibi çok geniş bir şair ve yazar kadrosunu bulunan topluluk, memleket edebiyatını ele alan, savunan ve sürdüren bir anlayış sergilemiş. Son heceye bırakmışlar arkadaşlar. Bu da neyi gösterir bize? Sertleşme. Fıstıkçı Şahap'tan sonra yine Fıstıkçı Şahap'ın gelmesi gerekir arkadaşlar. O yüzden cevabımızın A olması gerekir. Çünkü ses olaylarına uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Dinlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar. Yarın yorgun kimselerin değil, rahatını kıyabilenlerindir. Bütün başarılarımı, işlerimi zamanda yapmaya borçluyum. Diyeceği sözü olanın konuşması, olmayanın dinlemesi uygundur. Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yardım. Arkadaşlar kazanmayan olmaz, kazanmayanın demesi lazım. Çünkü burada yor eki yok. Yor eki a, e'yi, ı, i, u'ya dönüştürüyordu. Bir de demek, yemek fiillerinde görüyorduk biz bunları. Ama bunun haricinde daralma olmaz. Daralma olursa yazım yanlışı olur. O yüzden de doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki cümle hangisinde yazım yanlışı vardır? Saf olmak kalp için iyi, kafa için ise kötüdür. Çok üzüntü güldürür, çok neşe de ağlatır. Kendine en iyi öğütü ancak kendin verebilirsin. Uşağım bile olsa hatalarımı düzelten efendim olsun. Kararsızlık ve gecikme başarısızlığın iki önemli sebebidir. Arkadaşlarım cevabımız C'dir. Öğüt kelimesi övdü şeklinde ifade etmemiz lazım. Yani yumuşamaya uğraması gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneğidir. Bir diğer soruya geçiyorum arkadaşlarım. Hangisinde yazımı yanlıştır? Bunu soruyor. Daha doğrusu yazımı yanlış olmayanı soruyor. Bakalım arkadaşlarım. Yüzyıl kelimesi nasıl yazılacak arkadaşlarım? Bitişik yazılması lazım. Anadolu'da kesme işaretini kullanmamız lazım. Osmanlı Devleti. Arkadaşlar bu dursun. Değil mi? Osmanlı Devleti. Karamanoğlu Beyliklerinin Karamanoğulları Beyliği. 1985 T şeklinde. Şimdi beyliğin adı ne? Karamanoğulları Beyliği. Devletin adı ne? Osmanlı Devleti. Şimdi arkadaşlar devlet Osmanlı değil, Osmanlı Devleti ama Karamanoğulları Beyliği. O yüzden doğru yazılan şık C seçeneğidir. Yani 3 numaralıdır. O yüzden doğru cevabımız da A diyoruz arkadaşlar. Evet. Hangisinde yazım yanlışı söz konusudur? Bir işe ne kadar az insan karışırsa o iş o kadar çabuk biter. İnsanın kendi kabiliyetlerini saklaması büyük bir kabiliyettir. Okuma hevesini Hindistan'ın bütün hazinelerine değişmem. Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır. Arkadaşlar şey sözcüğü her zaman kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır arkadaşlar? Bakalım.
En kısa kroki en uzun rapordan fazla bilgi verir. Yoksulun çok şeyi, cimrin her şeyi eksiktir. Başkalarının kusurunu görmekten zevk alanlar en çok kusurlu olanlardır. Fakir insan malı az olan değil, arzusu çok olandır. Başkalarının keyfine göre yaşamak sefaletlerin en büyük. Keyfine değil de arkadaşlar, keyfine dememiz lazım. Burada bir düşme yapmamız lazım arkadaşlar. O yüzden doğru seçeneğimiz de E diyorum arkadaşlar. Diğer bir soru. Ki bağlacı bazı sözcüklerde kalıplaştığında bitişik yazılır. Bunlar formülü neydi arkadaşlar? Son bahçe mi? Değil mi? Hangisinde yazım yanlışı vardır? Son bahçe mi de meğer ki var. Doğru. Madem ki diyor arkadaşlar. Bakın madem ki nasıl yazılması lazımdı? Bitişik yazılması gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız arkadaşlarım C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Unutmayın, evde kalın ama derslerden geri kalmayın. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Şimdi hepinize hoşça kalın.